Herkese merhabalar. Bugün sizlere yine yüzme ile ilgili ilginizi çekeceğini düşündüğüm güzel bir video çekeceğim. Yaz geldiği zaman yine uzun mesafeler yüzmek istiyoruz. Yorulmadan daha doğrusu uzun mesafeler yüzmek istiyoruz. Ben de bugün çok güzel bir koydayım. Bu koyu sizin isteyeceğiniz gibi ben de böyle yorulmadan uzun uzun geze geze yüzmek istiyorum haliyle. Burada yüzmenizin birazcık daha verimli olmasına ihtiyacımız var. Şimdi benim bulunduğum noktadan arkamda gördüğünüz sandallara doğru böyle bir ufak yüzme testi yapacağız. Burada işleyeceğimiz konu aslında şu: ne kadar az kulaçla ne kadar fazla mesafe kat edebiliriz'in birazcık analizini yapmaya çalışacağız. Haliyle tabii ki kısa mesafeler yüzmek isterseniz çok hızlı bir kol temposunda çok fazla kol atarak sprint mesafeleri dediğimiz işte yarışlarda da yapılan mesafeleri yüzebiliyoruz. Ama bu bahsettiğim gibi böyle uzun uzun geze geze yüzeyim derseniz işte o zaman kol sayınızı aşağı çekmeniz gerekir. Yani şimdi birazdan örnekleyeceğiz. Ben de bilmiyorum oradaki kırmızı sandala kadar kaç kolla yüzeceğimi. Bunun da böyle çeşit çeşit denemeler yapacağım. İlk denememde oraya böyle çok fazla yüksek bir tempoda gideceğim. Bakalım kulaç sayım kaç çıkacak. Sandala gideceğim, dokunacağım. Nurçin de kulacımı sayacak bu sırada. Sandala dokunacağım, geri geleceğim. Bakalım kaç kulaç çıkacak. Sonra da yüzme verimimi arttıracak şekilde bir deneme yapacağım. Orada da Bu konuyla ilgili de bir güzel bir videom vardı, suda kaymak diye. O videoyu da izlerseniz orada suda nasıl daha kayarak ilerleyebileceğinize dair güzel bilgiler veriyorum. Onun da linkini koyuyorum şimdi. Dolayısıyla suda kıyı verimimizi arttırdığımız sürece daha az kol sayısıyla daha fazla mesafeler kat etmeye başlayacağız. Şimdi ufak ufak başlayalım artık. Yüzdükten sonra da bu su içindeki çekişimize dair önemli bir şeyden bahsedeceğim. Onun için videonun devamını da izlemenizi önemli öneriyorum. Şimdi önce testlerimizi yapalım. Kırmızı sandala kadar gidiyorum. Hızlı bir tempo yapacağım. Nugi, kulacımı sen sayıyorsun. Tamamdır. Geleceğim. Buraya geldiğim zaman bakalım kaç kulaç olmuş olacak. Tabii ki de sürem birazcık daha şey olacak. Hatta ben de süremi kendim alayım bu arada. Tamam, süremi de en azından ben kendim görmüş olurum. İlk testimize başlıyoruz o zaman. Nugi, kulaçlarımı doğru say. Tamam. Start noktam burası. Kırmızı sandala gidiyorum. Süre bende, kulaç sayısı sende. Tamamdır. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. kolda el vurdu. Dönüyoruz. 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. kolda bitirdi. Kaç kolda geldim? 36. 36 kolda geldim. 30 saniyede de sürem oldu. Tamamdır. Şimdi nefesimi toparlamam lazım. Şimdi burada önemli olan şu. Tabii ki de bütün bu koyu bu tempoda yüzemem. Siz de bu şekilde yüzmeyeceksiniz tabii ki. Bizim için önemli olan daha az kol sayısında daha uzun mesafeleri kat edebilmek. Onun için de yüzme verimimizi arttırmamız lazım. Suyla boğuşmayacağım. Suyla kavga etmeyeceğim. Daha suyla ahenk içerisinde özellikle süzülerek, omuz rotasyonlarını iyi yaparak minik ayak vuruşlarıyla bir yüzme tamamlayacağım. Evet, tabii ki de süre daha uzun sürecektir. Demin 30 saniyede geldim. Nabzım düşmedi hala. Özellikle bu kolun su içerisinde yaptığı hareket çok önemli. Su içerisinde yüksek dirsek dediğimiz bir pozisyon var. Ona çok dikkat etmelisiniz. Yaptığımız hareket şu. Tabii ki kafa bu şekilde aşağıya doğru bakıyor. Önce kolumuzun dirsekten aşağı kısmı düşüyor. Mümkün olduğu kadar bu dirseği su hizasından aşağı düşürmemeye çalışıyorsunuz. Sonrasında şöyle birazcık daha pozisyonu düzelteyim. Tamam. Aşağı doğru bu 3 faz bu arada. Önce suyu yakalıyorum ön kolumla. Daha sonra omzumuzdan ve kolumla beraber aşağı doğru çekiyorum. Bu ikinci faz. Ve üçüncü faz pres fazı, yani basma. En önemlisi. Kolu, en önemlisi arkaya doğru ittiriyorum. Bir kere daha yapıyorum. Kulaç girdi içeriye. Önce ön kol düştü. Ön kol artık düştükten sonra kulacım yaklaşık 90 derece yapacak şekilde. Vücudumdan çok uzaklaştırmıyorum kesinlikle. Çok altına da getirmiyorum. Bu şekilde geldi. Yakaladım, bastım. Arkaya doğru ittirdim ve tekrar çıktı. Şimdi bu kadar kolay değil tabii. Anlatıldığı kadar kolay olmuyor. Bunun üzerine çok çalışmanız lazım. Driller yapmanız lazım. Şimdi kayarak, süzülerek ilerleyeceğim. Demin 36 kol çıkmıştı. 30 saniye. Şimdi bakalım kaç çıkacak. Başladık. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'de döndük. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. kolda geldin, 10 kol. Sadece bu kadar kısa mesafede bile 10 kol ciddi bir tempo aslında. 26. 26 kol, 40 saniye. Yani demin 30 saniyede yüzmüştüm, şimdi 40 saniyede. Ama bakın nefesim nasıl rahat. Demin konuşamıyordum, nefes nefeseydim. Şimdi bu tempoda ben burayı uzun mesafeler boyunca yüzebilirim. Sizin de burada oturtmanız gereken mantık şu. Suya girdiğiniz zaman uzun mesafeler yüzmek istiyorsanız bir kere temponuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu da suda kayarak, tekniğinizi geliştirerek yapmanız lazım. Suda kaymanın mantığında sadece demin anlattığım kol çekiş değil, kol çekişi yüzmenizi verimli hale getiriyor. Tek başına yeterli değil. Suyla olan vücut pozisyonunuz çok önemli. Omuz rotasyonlarınız çok önemli. Baş pozisyonunuzdan ayak tırnağınıza kadar aslında çok önemli. Bunların hepsini böyle birbirine ucu ucuna eklediğiniz zaman işte o zaman verimli yüzme oluyor. Yapar mıyız bir şeyler şimdi bir iki? Yüz bakalım. Nefes kaldım. Bir dur da dinleneyim ben. Başladım. Buraya gelirken iyice sen de slow yap. Biliyorsunuz videolarımı böyle ufak ufak haplar şeklinde yapmaya çalışıyorum. Sizler için de birazcık daha kolay ve anlaşılabilir oluyor. Yoksa yüzme üzerinde çok fazla anlatacak, çok konuşacak şey var. Ama bana sorular soruyorsunuz. Bunlarla beraber ben videolarımı geliştirebiliyorum. Her zaman söylüyorum. Beni Instagram'dan da hem takip edebilirsiniz hem de sorularınızı oradan direkt mesaj olarak da yöneltebilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Hepinize selamlar.